Göçmenlere Yunan zulmü sürüyor. Son durumu, son notları göçmenlerin kaçış güzergahı olan Çanakkale ve Edirne'den almak istiyoruz. Çanakkale'de Altuğ Acer, Edirne'de Yavuz Demir bizi bekliyor. İlk olarak Yavuz Demir'le başlayacağız. Yavuz Demir, siz bu zulme en yakın noktada gözlemleme imkanı buluyorsunuz. Fotoğrafı çekiyorsunuz, o anı yakalıyorsunuz. Neler paylaşacaksın? Fatih'ciğim, yani Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri göz göre göre ölüme göndermesine, ölüme itmesine defalarca şahitlik ettik biz maalesef. Son olarak Haziran ayında bu olaya şahitlik etmiştik. Haziran ayı içerisinde Yunanistan sınır güvenlik güçleri bir düzensiz göçmeni vurarak öldürmüş. Yunan topraklarındaki cesedini, naaşını ise yine kendi arkadaşlarıyla zorla 8 düzensiz göçmenle Türk tarafına geri itmişti ki geri itme aslında pushback yöntemi de uluslararası hukuk kuralları çerçevesine aykırı bir durum. Yani her geri gönderilen düzensiz göçmenle Yunanistan sınır güvenlik güçleri, Yunanistan tarafı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayıyor. Biraz daha geri gidelim. Bu yılın başlarına gidelim. Şubat ayı içerisinde 22 düzensiz göçmen Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından Türkiye'ye geri gönderilmişti. Onların ifadelerine göre, yani düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre, sistematik olarak darp edilmişler, işkenceye maruz kalmışlar, aç ve susuz bırakılmışlardı. Yanlarındaki değerli eşyalarının tamamına el konulmuştu ki burada değerli eşyalardan kastımız ziynet eşyası, para, pul ya da telefon değil. Bunların yanı sıra, bunlara ek olarak düzensiz göçmenlerin üzerindeki kıyafetlerin tamamı, ayaklarındaki ayakkabılar dahil alınmıştı ki Şubat ayı gibi soğuk bir ayda gece vakti 22 düzensiz göçmen sadece üzerlerindeki çamaşırlarıyla Türk tarafına geri gönderilmişlerdi ve 22 düzensiz göçmenden 19'u maalesef donarak hayatını kaybetmişti. Bir insanlık dramı yaşatmıştı Yunanistan tarafı. Biz insanlara, biz Türk tarafına, düzensiz göçmenlere bir trajediyi yaşatmıştı. Yunanistan sınır güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere karşı tutumu, muamelesi böyleydi. Ancak bu olayla ilgili Yunanistan sınır güvenlik güçlerinin tutumuyla ilgili hazırladığımız detaylı bir haber var. Dilerseniz onu birlikte izleyelim şimdi. Bir sanırımı çıkarıyorlar, ondan sonra bir tane sopa da değil, boru var. Hı hı. Çok kötü bir boru var, onu da vuruyordu. 2021 Eylül ayı. Edirne'de bir grup düzensiz göçmen karayolunda yalın ayak ilerlerken görüntülendi. Yarı çıplak, günlerce kötü muameleye uğradıktan sonra zorla Türkiye'ye geri itildiler. Ona her şey aldı, ayakkabı aldı, çanta aldı, bu doğruyor bunu, ekmek aldı, her şey aldı, bana geri gönderiyor. Yunanistan'da geri geldi, çok zalim valla. 3 gün ekmek yok, su yok. Direnenlere şiddetin dozu artıyor. Biz orada kalmıyoruz zaten. Biz dedim ki biz gidiyor ama hiç tek bu kadar değil ki konuşma. Konuştan uğruyor. Yaklaşık bir ay sonra yine benzer bir manzara. Çıplak ve bitap halde saatlerce yürüyen düzensiz göçmenler sınır yakınlarındaki bir şantiyenin işçilerinden yardım istedi. Vücutlarının her yanı darp izleriyle doluydu. Üstlerinde elbise yoktu. Ona bir ceketimi verdim. Arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla emek vardı. Onlara emek verdim. Çok vahşice saldırmışlar. Böyle insanlık olmaz olsun abi. Faslı düzensiz göçmenler kişisel eşya ve paralarının alındığını, bir süre hapiste tutulduktan sonra cop ve sopalarla dövülerek Türkiye'ye itildiklerini anlattı. Geri dönemesinler diye kıyafetleri de alındı. Grup soğukla da mücadele etti. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar. Demek ki hani orada dövülüp gönderiyorlar, elbiselerini alıyorlar. Hatta ayakkabılar da falan yok. Öğlen aslında yemek yiyorduk dedik. Hallerini gördük dedik, biz buna katlanamayız. Onlar sağ salim Türkiye'ye ulaşabildi. 2022'nin Şubat ayında tam 19 düzensiz göçmen donarak öldü. Yunan güvenlik güçleri dondurucu soğukta giysi ve ayakkabılarına el koyarak ölüme itti. Yarı çıplak, cansız bedenler İpsala sınırındaki tarlalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yunan mevkidaşına sosyal medyadan seslendi. İnsanlık ölmemeli dedi. Yine Şubat ayından bir örnek. Yunan güvenlik güçleri tarafından geri itilen Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenler yaşadıkları zulmü anlattı. Bizi dövdüler, paramızı aldı, telefonumuzu aldı, suda attılar. Darp etmekle kalmıyor, insanlık onuruyla da alay ediyorlar. Allah aşkına baksanıza adam ne yapmış, dövdüler, adamın saçını kestiler.